Çok gideyip de yağlamayın. Buraya bakacağız. Tamam. Hazırız de hazırız. Evet değerli güreş severler, Ulubeyler Er Meydanı'nda yağlı çimlerin üzerindeyiz. Büyük ortada biraz önce müsabakasını verdiğimiz ve ustasına mağlup olan, ustası son oyunu öğretmemiş çünkü, Sertaç Çavdar var. Evet Sertaç, ikinci oldun, neler söyleyeceksin? Hemen sıcağı sıcağına duygularını alalım. Vallahi Bülent abi, her ustanın çırağına öğretmediği bir hareketi varmış. Bugün o hareketiydi ustamdan. İnşallah vallahi sezona birincilikle başladık. Yani hep bu gömeç güreşine hazırlandık. Ben burada Gömeç Belediyesi sağ olsun beni belediye spora güreş antrenörü yaptı. Burada genç arkadaşlara yetişiyoruz hep beraber. Olcay Ustam da sağ olsun bize yardım ediyor burada. Hep beraber Sayın İrem Başkanımız sayesinde genç nesili kötü alışkanlıklardan, sokaktan kurtarmaya çalışıyoruz. Yani bir çocuk kazansak bizim için kar diye genç kardeşlerimize, arkadaşlarımıza öncülük ediyoruz burada. Hepsi başkanımız sayesinde. Evet. Yani Allah razı olsun bize bu imkanları sağladı. Biz de inşallah onun yüzünü kara çıkartmayacağız. Evet, biz de sana başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim Mehmet abi. Derecenden dolayı tebrik ediyoruz. Bundan sonraki güreş hayatında da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim Mehmet abi. Yolun açık olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin genç güreşçisi Necip Al. Bir usta babanın evladı Ercan Al'ın oğlu Necip Al. Bugün Gömeç Belediyesi'nin düzenlediği güreşlerde baş altında birinci oldun. Kürsünün en üst basamağına çıktın. Oradaki yerini aldın. Senden izleyicilerin, sevenlerin böyle başarılar bekliyorlar. Baş altında birinci olup baş pehlivanlık kategorisinde de seni görmek istiyorlar. Evet, burada birinci oldun. Neler söyleyeceksin sezonun başı? Öncelikle sizler bizleri tanıttığınız için seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusuyum aynı zamanda. Gönen Belediyesi böyle güzel organizasyon düzenledi. Burada da birincilik nasip oldu bana. Tabii bizim önceliğimiz Kırkpınar, başa çıkmak. Buralarda da kendimizi geliştirerek daha iyi olarak başta inşallah Balıkesir'imize baş pehlivan çıkarmak. Ertuğrul abinin yanına bir kişi daha, iki kişi daha çıkarabilmek amacımız. Destekleri çok büyük Yücel Yılmaz'ın, aynı zamanda Kentler Birliği Başkanımız. Yani onlar bize çok destek verdi. Biz de çok çalıştık. İnşallah Balıkesir'imize baş pehlivanlar çıkarmak nasip olur. İnşallah diyoruz. İnşallah. Sana da başarılar diliyoruz. Buradaki birinciliğinden dolayı da tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Buradan özel bir selam göndereceksin mi? Beni sevenlere cümletten selam diyeyim abi. Ulan babana göndermeyeceksin. Buradan babama da aileme de çok seviyorum. Selamlar olsun. Tamam, biz de sana başarılar diliyoruz. Evet, genç Necip Al'la tabii ki biraz bizim de gayretimizle babasına bir selam gönderdikten sonra tekrar kameralarımızı Er Meydanı'ndaki finale çeviriyoruz. Kültür Müdürü Mehmet Bey, ben geliyorum yanınıza. Babanızın 5 yaşındayken yanında oturmuş adam. 40 yaşında. Benim dedemin çok sağlam arkadaşımızdı. Sayın Yaşar Alkan, adınıza kayıtlı. Buyurun. Baş pehlivanlar yayınlıyorsunuz. Biz bunları baş altı kesiyoruz. Büyük bir eserler. Hayır, burada ne oldu? Ya, mesela son kurulda da oldu. Yaşar Alkan. Şimdi bizim pehlivanlarımız var. Ninesi, dedesi, can gözler. Ne oldu torunu? At yazı geçsin. Şunlar kuralım. Yazamaz ki ya. Olmaz öyle. Neden olmaz? Anlık bir şey bu. Sen orada at yazı hayır, yazdın. Bitti.
Abi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Federasyonumuzun değerli as başkanı olan Sayın Ahmet Taşçı Bey'in alkışlarla beraber meydana davetini arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Evet. Sayın Başkanımız, günün anlam bölümünü taşıyan bir plaket takdim edeceklerdir. Ben Göveç Belediye Başkanımı da şöyle er meydanına davet edeyim. Evet. Evet, yaşarken efsane olan Türkiye Cumhuriyeti'nin iki altın kemerli başkanı olan. Evet, değerli büyüğümüz Sayın Ahmet Taşçı Bey, değerli belediye başkanımıza, en azından sıra şuna. Ahmet abi. Evet, çizgimiz hazır mı? Çizgimiz hazır mı? Evet. İşte yaşayan efsane Ahmet Taşçı. Evet, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Belediye Başkanımız günün anlam bölümünü taşıyan çiftliğini yaşarken efsane olan Sayın Ahmet Taşçı Bey'e takdim ediyorlar. Evet. Evet. Değerli Lider TV izleyicileri, baş pehlivanlık final müsabakasındayız. Saha içerisindeki röportajlarımız bitti. Genç pehlivan kardeşlerimizle yaptığımız o röportajlarımızdan sonra tekrar anlatım kabinine geldik ve evet, Recep Kara dış kazıkla Fatih Atlı'yı biraz rahatsız etti. Tehlikeli pozisyona düşürdü. Dış kazık oradan bir kas kanadı hazırlığı vardı ama Fatih Atlı orada toparlandı. Recep Kara da o oyundan vazgeçti. Şimdi başkan vekilimiz Sayın Birol Şahin Başkanım alkışlarla her meydana daveti arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Recep Kara vücudunun ağırlığını da artık hissettirmeye çalışıyor Fatih Atlı karşısında. Oradan Fatih Atlı. Sayın Aslan Seyhanlı. Tabii çok teknik bir baş pehlivan. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz dedim. Evet, kılçık yapma hazırlığında Fatih Atlı, Recep Kara'nın yapacağı oyuna karşılık hemen o da paratını aldı. Evet, oradan tersi buldu. Kazığı içe geçirecek mi? Evet, geçirdi ve oradan iç kazık ters paçayla Recep Kara da rakibi Fatih Atlı'yı mağlup etti. Ve Recep Kara baş pehlivan oldu. Birincisi düzenlenen Gömeç Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri Ulubeyler Er Meydanı'nda Recep Kara ilk baş pehlivan oldu. Yani Ulubeyler Er Meydanı'nın ilk baş pehlivanı Recep Kara oldu. Fatih Atlı'yı mağlup ederek. Evet, sevgili yönetmenim, biz yine kürsünün önünden madalya töreniyle baş pehlivanlarımızla kısa kısa röportaj yaparak kürsünün önünden madalya töreninden sonra Lider TV ekranlarından değerli güreş severlerimize o şekilde de veda edebiliriz. Evet, kürsü şu anda tam ortaya alınıyor. Biz de tekrar tekrar o yeniş anını ekranlarımıza taşıyoruz. Evet, bakın, Recep Kara oradan paça iplerini yakaladı. Fatih Atlı da Recep Kara'nın ayağının arkasına ayağını geçirdi. Oradan bir kılçık pozisyonu arıyordu. Ama Recep Kara hemen oradan kılçık yememek adına ayağını çıkardı. Fatih Atlı'nın sağ ayağından paça iplerini yakaladı.
Evet, ayağını da düzeltti. Önüne geçirdi bir daha kılçık pozisyonuna girmemek için. Ama yine girdi. Fatih Atlı hemen oradan ayağını araya soktu. Tamam burada baba gel sen. Gel, onlar geldi bak. Benim arkadaşım burada. Evet, hemen ayağını yine Fatih Atlı aradan arkaya açacağız. Soktu. Evet, değerli protokolümüzü evet oradan Recep Kara Fatih Atlı'nın biraz toparlanmasını fırsat bildi. Hemen sağ ayağını bıraktı ve sol paçadan hemen içeriden tersi buldu. Evet, oradan kazığı da doldurdu zaten iç kazığı. Ve iç kazık ters paçayla yüklendi, rakibini mağlup etti ve Mehmet İrem Himam Başkan'ın düzenlediği Ulubeyler Er Meydanı'ndaki Gömeç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin birincisinde baş pehlivan Recep Kara oldu.